Merhaba arkadaşlar, burası Maslaküstü Seyran Tepe Stüdyoları. Bu videoda Türkiye sinemasında son 5 yıl içinde yayınlanan, muhtemelen gözden kaçırdığınız 10 izlenesi Türk filminden bahsedeceğim. 10 farklı yönetmenden seçtiğim bu 10 film, maalesef Türkiye'deki dağıtım ve gösterim koşulları sebebiyle yeterli seyirciye ulaşamadı. Umarım bu videoyla hem bu filmlerin daha fazla izleyiciye ulaşmasına katkıda bulunur, hem de son yılların birbirinden başarılı yönetmenlerini sizlere tanıtma fırsatı bulurum. Hazırsanız başlayalım. 10 numara Borç Vuslat Saraçoğlu'nun yazıp yönettiği 37. İstanbul Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan 2018 yapımı bu film, mülayim bir adamın, tufan karakterinin, belirli bir standarda oturttuğu, tırnak içinde sıradan hayatında beliri veren iki yeni durumun, onun yumuşak huyluluğunu ve iyi niyetini sınamasının hikayesi. Filmde Serdar Orçin'in son derece kararında oyunculuğu ve Vuslat Saraçoğlu'nun gündelik hayata dair son derece tatlı referansları eşliğinde, Tufan karakterinin aile hayatında ve iş hayatında eş zamanlı beliren iki gerilim karşısında ne kadar iyi kalabileceğini izliyoruz. 9 numara Saf Saf, Ali Vatansever'in yazıp yönettiği, 2019 yapımı oldukça çarpıcı bir film. Filmde kentsel dönüşüm, mülteci sorunu gibi güncel ve yalnızca haberlerden takip etmekle kalmayıp çoğumuzun hayatına şu veya bu biçimde dokunmuş meselelere değiniliyor. Film bu sorunları şiddetli hisseden, ekonomik olarak alt sınıfa mensup bir hin, bir de saf karakter üzerinden derdini anlatıyor. Fakat film siyah-beyaz bir görüntü çizmiyor. Filmde mesele hayatta kalmak olunca safın nasıl hinleştiği, hinin nasıl saflaştığını görebiliyoruz. 8 numara Anons Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği ve senaryosunu Ercan Kesal'la birlikte yazdığı 2017 yapımı Anons, Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı. Film, 1963 Mayıs'ında Talat Aydemir'in ikinci darbe girişiminde, darbe bildirisini İstanbul Radyosu'nda anons edecek dört askerin kara komik hikayesini anlatıyor. Anons ayrıca yer yer güldürebilen bir festival filmi. Bir görün derim. numara. Sibel. Yalnızca ıslık diliyle konuşabilen Sibel'in, kendisini dışlayan, öteleyen sosyopolitik ortama uyum sağlamaya çalışmasını izlerken, hani Tolstoy'un bir lafı var ya, tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir diye. İşte bu filmde şehre gizemli biri gelir ve biz Sibelin kendini keşfetmesini ve sonunda uyum sağlamaya çalıştığı düzene baş kaldırışını gör... görülmüştür. Serhat Karaaslan'ın yazıp yönettiği görülmüştür. Fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren bir cezaevi personelinin hikayesi. Cezaevine gelen mektupları okumakla görevli bir komisyonda çalışan Zakir'in bu obsesif hikayesinin etrafında sansür, takip edilme İzlenme gibi kavramları sorgulayan bu filmi de izlemenizi tavsiye ederim. 5 numara Martı Erkan Tunç'un yazıp yönettiği, Onur Buldu, İrem Sak, Öner Erkan ve Sahra Sas Dörtlüsü'nün harika performanslar sergilediği 2017 yapımı bu filmde edebiyattan beslenen ve gerilimini tamamen insan ilişkilerinden, insani duygulardan alan bambaşka bir hava var. İzlemenizi öneririm. 4 numara Toz Bezi. Ahu Öztürk'ün yazıp yönettiği Toz Bezi, toplumsal cinsiyete dair yalnız kadınla erkek arasındaki ilişkiyi değil, kadınla kadın arasındaki güç ilişkilerine dair çok kıymetli sosyolojik tespitler içeren bir film. Mutlaka izleyin. 3 numara. İşe yarar bir şey. Pelin Esmer'in yönettiği 2017 yapımı bu film, Türkiye sinemasında şiirsel film ya da sinemada şiirsellik dendiğinde muhakkak akla gelen filmlerden biri olacaktır. Her anlamda ince ince işlenmiş bu filmde çarpıcı bir son sizi bekliyor. 2 numara Abluka Emin Alper'in yazıp yönettiği Venedik Film Festivali'nden jüri özel ödülüyle dönen 2015 yapımı Abluka sizi gerim gerim gerecek, kendi ablukanızı sorgulatacak klostrofobik bir film. Emin Alper'in diğer iki filmi Tepenin Ardı ve Kız Kardeşlerle birlikte izlemenizi tavsiye ederim. Ve bir numara, Tereddüt. Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği bu film, bambaşka sosyoekonomik sınıflara mensup iki kadının bir biçimde birbirine benzeyen hikayeleri hakkında. Eril Hegemonya'nın yalnız alt sınıflara ya da tırnak içinde eğitimsiz kesimlere mahsus bir sorun olduğuna dair yargıları yıkan, Eril Şiddeti yalnız fiziksel şiddetle sınırlayan anlayışı sorgulayan, şiddeti, psikolojik şiddet ve cinsel şiddet gibi zeminlerde de tartışan bu filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Evet arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Sizin bu filmlerin arasından izlediğiniz ya da izlemeyi düşündüğünüz filmler varsa bu filmleri yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.